Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir kitap tanıtımıyla daha birlikteyiz. Bugünkü tanıtacağım kitabın adı Malcolm X. Örnek İnsanlar dizisi serisinin birinci sayısı. Bir sürü örnek insan tanıtılıyor bu seride. Kitaba geri döneyim ben, çok konu dağılmasın. Yazarı Sevgi Başman, benim okuduğum kitapta 11. baskı. Uğur Böceği Yayınları basmış bunu. Kitap tam 95 sayfa. Aynı zamanda şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Bu hikaye gerçek. Hatta Malcolm X'in fotoğrafı da burada var arkadaşlar. Kitabın içeriğine gelecek olursak bir çocuk düşünün. 8 çocuklu bir ailenin 7. üyesi. Kendisi de dahil olmak üzere tüm ailesi zenci. Ve 1900'lü yıllarda yaşayan bir zenciyseniz yandınız abi. ailesi çok fazla zulüm görüyor. Malcolm'la birlikte. Hatta bir gün maalesef ırkçı beyaz adamlar tarafından evleri ateşe veriliyor. Babaları dövülerek ölesiye öldü. Yani ölesiye dövülüyor babası. Kemikleri kırılıyor, şey yapılıyor. Hareket edemeyecek bir duruma getirdiklerinde babasını atıyorlar yola, babalarını. Malcolm'un babasını. Ve arabalar çiğniyor. Ya arabalar çiğnesin diye yola atıyorlar. Yani bu kadar ırkçılık, yani ırkçılık zaten olmasın da bu kadar, yani öldürüm mü abi? Babaları bu şekilde babalarını kaybediyorlar. Taşındıkları ikinci yerde, bakın yani bir yerde zaten dışlanıyorlar, sonra başka bir yere de taşınıyorlar, orada da yani ailenin bir üyesi öldürülüyor, yani anneleriyle beraber yalnız kalıyor çocuklar. Sosyal hizmetlerden geliyorlar, işte çocuklarınızı alalım, siz bakamazsınız, şey yapamazsınız, bakamıyorsunuz, çocuklarınız aç kalacak falan. Annesi vermek istemiyor. Sonunda da deliriyor ve akıl hastanesine yatırılıyor. Ve böylece annelerinden de ayrı kalıyorlar ve sosyal hizmetlerden gelip çocukları alıyorlar. Bu sayede kardeşler de ayrılmış oldu. Bu 8 çocuğu ayrı ayrı aileler evlat ediniliyorlar. Ve hiç değilse burada biraz sıcak bir yuvaları olabiliyor. Malcolm bu ailede de yine yani ailesini çok özlüyor ve yani burada da bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Malcolm okuyor 8. sınıfa kadar ve sonra artık görüyor ki çok fazla okuyan, yani düşünsenize üniversiteyi bitirdiniz ama ona rağmen çok düşük ücretli, yani ücretle çalıştırılıyorsunuz ve çok kötü işlerde çalışıyorsunuz. 8. sınıfa kadar okuyor. Pardon, 7. sınıfa kadar, şimdi kitaba baktım. Bir gün, yani 13 yaşındayken 7. sınıfta öğretmenin sandalyesine iğne koyuyor ve okuldan ıslah evine atılıyor. Ve bir gün, ha pardon, 8'e kadar okuyormuş. Ötme, kuş, bulut. Sustu. 8. sınıftayken yani en çok İngilizce ve tarih derslerini seviyor. Ben de tarihi çok seviyorum. Bazen saatlerce tarih videosu izleyip ona mı, yani şey yapıyorum ne? Burayı keselim. Gelecekten geliyorum, o kısmı kesmiyor. Gelecekteki Kerem, burayı kes. 8. sınıf ve 8. sınıftayken bir gün İngilizce öğretmeni aralarında şöyle bir diyalog geçti. Okuyayım. Malcolm, artık büyüyorsun. Ne olmak istediğine karar verdin mi? Böyle bir soruyla ilk kez karşılaşan Malcolm şaşırdı ve cevabı şu oldu. Avukat olmak istiyorum öğretmenim, dedi. Öğretmenin de karşılık olarak, biliyorsun Malcolm, hepimiz seni çok severiz. Sakın yanlış anlama ama sence avukatlık bir siyah için gerçekleşebilecek bir hayal mi? Kendine gerçekçi bir hedef belirlemelisin. Neden marangoz olmayı düşünmüyorsun? Bence marangozluk senin için daha uygun bir meslek. Öğretmeninden duyduğu bu sözler hayatı boyunca duyduğu bütün hakaretlerden daha ağır geldi Malcolm'a.
Yani çok sevdiği öğretmeni tarafından da en sevdiği ders İngilizce ve İngilizce öğretmeniyle arasında bu diyalog geçiyor. Yani en öğretmenleri tarafından bile yani ırkçılığa uğruyor. Artı bunda bu olaydan sonra da artık okulu bırakıyor. Hem az önce size dediğim gibi yani çok fazla okusanız bile eğer bir zenciyseniz çok kötü şartlarda çok düşük maaşlarda çalıştırılıyorsunuz. Malcolm da uyuşturucu satıcılığı işine giriyor ve yakalanıyor. Gençliğinin koca 7 yılını hapislerde harcıyor. Hapisteyken de kardeşi ona domuz eti yeme falan diyor. Malcolm da bırakıyor bunu. Sonra kardeşi bir gün onu ziyarete geliyor. Yani artık birbirine kavuşuyorlar. Bir kardeşi onu ziyarete geliyor. Ve ona siyah Müslümanlar ayaklanması gibi bir ismi olan bir örgütten bahsediyor. Kendisinin de orada olduğunu falan bahsediyor. Yani Malcolm da Müslüman oluyor. Kardeşinin anlattığı şekilde kardeş de Müslüman. Sonra Malcolm evleniyor ve Müslümanlık ve siyahilere yapılan zulümler hakkında konferanslar veriyor bir sürü. Ailesiyle çok vakit geçiremediğini düşünüyor ama bunları yapmak onda bir zorunluluk gibi bir his uyandırıyor. Sonra Suudi Arabistan'a hacca gidiyor. Ve geri döndüğünde de her ne kadar ölüm tehditlerine maruz kalsa da devam ediyor bu konferansları vermeye. Ailesiyle ama artık daha çok vakit geçirmeye başlıyor. Ve bir gün yine bir ölüm tehdidi alıyor karısı. Yeter artık biz bırakın diyor karısı. Ondan sonra da konferansını veriyor. Yani konferansını vermekte Malcolm konferansını veriyor. İşte karısı ve çocukları da onu izliyor. İzliyor falan. Sonra o ölüm tehdidi savuran kişiler tarafından 16 kurşuna kurban gidiyor. Yani bu şekilde bir kahramanın hikayesini okudum. Bence çok güzel bir kitaptı. Yani size de öneriyorum. Uzun zamandır bin kitaba girmediğimi fark ettim şu an. Oraya da okuduğum kitaplara girerim. Bunu da ekleyeceğim. Puanım 10 üzerinden 100. Yani güzel bir kitaptı bence. Görüşürüz demeden önce size farklı bir duyuru daha yapmak istiyorum ben. Artık Discord sunucumuz var. Yani Discord'da olanlar isterse sunucumuza gelebilir. Linkini açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Gelirseniz çok mutlu olurum. İlk üyeleri olursunuz. Yani şu anda sunucunun 2-3 üyesi falan var. O da arkadaşlarım. Yani kurur kurmaz onlara attım falan. Neyse. Görüşürüz. Like atın, abone olun. Görüşürüz ve bay bay. Kamera arkası. Ücretli, yani ücretle çalıştırılıyorsunuz ve çok kötü işlerde çalışıyorsunuz. Açık kalmış.